Evet, Hoyan'dan merhabalar. Günaydın. Çok merak ettiğimiz bu şehre dün geldik. Evet. Dün biraz biz keşfettik sokaklarını. Şimdi biraz da sizle keşfedelim. Evet. Burası dünya mirasına... UNESCO Dünya Mirası listesinde olan kentlerden biri. Hakikaten çok çok güzel bir kent. Sen biraz... 1990'lar, 99'da mirasa dahil edilmiş. Ben anlatayım mı bildiğin kadarıyla? Sen biraz anlat bildiğin kadarıyla. Şimdi efendim burası esasında Hoyan 1500'lü yıllardan başlayan bir tarihi var. Çeşitli milletler burayı işgal etmişler ve kullanmışlar ve önemli bir liman burası. Evet, o tarihlerde Asya'daki önemli limanlardan biri. 1775 senelerinde bir iç ayaklanma sonucunda bu kent olduğu gibi yakılıp yıkılıyor. Sonra Fransızlar buraya gelmeye başlıyorlar ve şimdi gördüğünüz birçok binanın o kolonyal tarz dediğimiz binaların da aslında Fransızlardan kalma. Fakat sonrasında bu bir sürü nehir var biliyorsunuz bu şeyde, bu kentin etrafında. Bu nehirler zamanla limanı doldurunca gemiler gelmez oluyor. Ve 1990 senesine kadar atıl, köhne bir kent olarak kalıyor. 90 senesinde bir yerde vardı, bir Polonyalı mimar buraya geliyor ve şu anda bu kentin bu hale gelmesinde eski binaları tekrar ayağa kaldırması çok büyük emeği geçiyor. Onun için heykelini dikiyorlar. Arkasından da 1999 senesinde UNESCO Dünya Mirası listesinin içine giriyor. Yani hikayesi bu yani. Şu anda yalnız aşırı derecede turistik bir kent. Yani, evet, hiç bu Vietnam'da görmedik. Keşke burayı böyle bir 10 sene önce falan görsek herhalde daha farklı olurdu. Tahmin yani abi. Her yer dükkan, artık satıcılar da profesyonel olmuşlar, sürekli sizi taciz ediyorlar. Nereden geldin diye soruyor. Dükkanlarda genelde sonra... yani %90'ında aynı şey satılıyor. Fazla bir şey yok, değişik. Evet, dükkan ve restoran, yani başka bir yaşam belirtisi pek yok burada. Çok aşırı turistik bir kent ama güzel. Çok güzel. Hem de çok güzel. Biz bugün şimdi birazdan size sokaklarını gezdireceğiz gene. Evet, görüşmek üzere. Biraz dükkan dolaşalım bakalım. Madem dükkan çok var, o dükkanlardan biz de nasibimizi alalım. Evet, Hoi An kentinin bir diğer ünlüleri de terzileri. Dün akşam ben de bir şey sipariş verdim. Şimdi Behçet için bir keten gömlek sipariş veriyoruz. Aynı gün içinde ya da bir sonraki güne hemen dikip veriyorlar. Yani kumaşı seçiyorsunuz, modeli seçiyorsunuz. Terzileri ünlü buranın. Yani her köşede bir terzi var. Modelleri var. Biraz pazar, yani çok inmiyorlar ama birazcık pazarlık etmekte fayda var yolumuz buralara düşerse. Şimdi Behçet için gömlek ölçüleri alınıyor. Öğleden sonra da ben dün akşam sipariş vermiştim. Benimkini teslim almaya gideceğiz. O zaman giyerim. Kaç para? 600 ton. Yani 500 civarında. 500 lira civarı. Evet, 500 lira civarında olacak. 600 donga dikiyor. Keten ama yani hani karışık bir keten biraz falan da değil. Güzel bir keten. Yani tahminen belki Türkiye'de de buluruz bu fiyatları ama işte buradan özel dikim oluyor tabii. Tam vücut ölçülerini alıyor. Evet, şimdi ben kapatayım bunu. Sonra teslim almalarda tekrar çekeriz. Ben görünmezsem olmaz değil mi? Evet, burası 16. ve 17. yüzyılda Japon tüccarlarının yaptırmış olduğu bir yapı. Kapalı bir Japon köprüsü. Kapalı bir yapı bu. Üstü kapalı. Böyle bir yer burası. Buradan zaten büyük dere geçiyor. Öyle. Evet, devam ediyoruz yürüyüşümüze. Hoya'nın içinde çok turistik, hakikaten çok şirin bir yer. 110 bin nüfusu olduğunu
öğrendik. Az buz da bir rakam değil tabii, 110 bin. Fazla turistik yalnız. Herkes sana yapışıyor falan. Onlar olmasa çok daha güzel olacaktı. Evet, biraz önce Japanese Bridge'den geçtik yolun karşı tarafına. Çok güzel. Yani bu o kadar geniş bir alan ki bayağı bir kilometre kareye yayılıyor herhalde. Burası çok güzel, ağaçlık bir yol. Böyle galeriler var, yanında resim galerileri var, kafeler. Yani aslında videonun başında çok turistik bir kent demem nedeni bu. Yani her tarafta şey var, dükkan. Hani başka bir şey yok. Kafe var. Kafe, restoran. Dükkan, restoran. Yani arada bir özel birilerinin yaşadığı şu bu. Ha, ya, evet, onları hiç görmüyoruz. Eskiden evdi bunlar da. Ya tahminen bunların eski hali evdir. Ama şu anda tam tersi. Dükkan olmuş. Fakat yani sokaklar çok güzel. Yani hava rutubetli burada. Şu anda kaç Allah'tan derece esinti bilmiyorum. Esinti var ama. Derece falan benim zaten saçım başım hep karışıyor rutubetten. Terlemişiz zaten. Ben evet hep. Fakat Allah'tan esiyor aşağı yani. Evet esiyor. Bak, eski ev bu iş aslında. Ha evet, bu dükkanı olmamış. Mesela şöyle. Eski hali. Şimdi bir tane motosiklet geçti ama bu eski şehrin sokaklarına şeyde sokmuyorlar. Yani motosiklet arabada sokmuyorlar. Aa, gerçi burası motosiklet bölgesi herhalde, bu Japanese Bridge'den sonra geçilebiliyor demek ki. Ama öncesinde sokmuyorlar. Zaten akşamları çok fazla şey oluyor, turist oluyor. Çok kalabalık oluyor. Çok kalabalık oluyor yani, bir akşam videosu da çekeriz size. Akşam ayrı keyifli çünkü yani nehirde bu buranın fenerlerini yakıyor şeyler, tekneler. Onların içinde küçük turlar yapıyorsunuz. Akşama ayrı bir güzel. Bu taraf daha yeşil ama köprüden. Evet, bu taraf daha yeşil yani çok güzel yeşillendirmişler. Renkler bir kere çok güzel. Kent sarı renk. Sarı, evet. O da çok güzel bir fikir. Kim yaptıysa bunu. Yani aslında bu şey bizde de çok uygulanabilir bir şey. Yani bir kentte bir renk şey yapmak. Mi? Bir de Fas'ta biliyorsunuz Şefşaun'a gitmiştik. Şefşaun'da orası mavisi. Da çivit mavisiydi. Orası oraya da turist akıyordu yani. İnanılmaz burası. Bir turist akıyordu. Burası da bir deri atölyesi. El yapımı. Kent renk. Yani o aslında bizde de böyle bir belediye bir renk tutup ondan şey yapsa o çok her fark kentin, ediyor. Yani burası da beldenin kendi rengi olsa. Evet. Hele yani burası da yani turist akıyor sarıdan dolayı. Fas'taki Şefşaun da öyle. Çivit mavisinden dolayı turist akıyor oraya da. Evet. Yürüyelim, bitiyor evet, galiba. Evet, burası bitiyor. Birazdan döneriz. Tamam. Evet, bu Oya'nın tam ortasından geçen ana arter nehir burası. Sahildeki oturmuş meyve sularını almış. Sıcak gelmiş değil mi meyve suları? Oh ne güzel. Şimdi evet, şimdi böyle ayak olmadığına göre en büyük atraksiyon noktası. Hayat damarı aslında. Evet, hayat damarı. Bütün özellikle gece çekimleri de yapıyorsunuz. Ben geceliği çok eğlenceli oluyor burası. Fakat biz buraya gelmeden 15 gün önce bir Instagram'dan takip ediyordum. Burada ciddi bir yağmur oldu. Bu nehir taştı. Yani, evet. Biraz önce gezdiğimiz sokaklarda 15 gün önce insanlar kanada geziyorlardı. Tabi turist de çok olduğu için hemen turistlere farklı bir aktivite bulup kano turları vardı. Biz de çok endişelendik yani buraya gelirken aslında hava durumunu kontrol ettiğimiz yer hep burasıydı değil mi? Yani evet, yağıyor mu yağmıyor mu? Ben hatta terlik getirdim, onu yeterli görmedim. Yağmur var gibi gözüküyordu. Hanoi'den bir plastik ayakkabı aldım hani burada yağmur olacak diye. Ama şükür olmadı. Evet. İnşallah da olmadı. Biraz bulutlu ama bulutlu, rutubetli. Hafif güneşli, güzeldi. Havası var şu evet, anda. Evet, şimdi şey yaptık, yani bir kafede oturduk, biraz evvel şeyleri konuşuyorduk yani. Eskiden, ben Uzak Doğu'yu çok gezdim. Eskiden bizim için çok ucuz bu Uzak Doğu. Evet. Yani her şey böyle 3-5 dolar, bize dolar ucuzdu. Ya bakardık böyle, alalım hani bir gün bir şey yaparız. Şu anda öyle değil yani. Bizim dolarımız,
fiyatlar çok fazla arttığı için pahalı geliyor açıkçası her şey. Yani ben eski yaptığım seyahatleri hatırlıyorum. Hatta işte biraz evvel şey konuştuk değil mi? Bir yıl önce tam bu sıralar Mısır'daydık. O zaman 8 liraydı dolar. Çok kötü gelmemişti. Evet, hani o zaman gelirimiz de ona göre düşmemişti. Evet, hem oydu. Yani şimdi burada yani en ufak bir şeyi 18'de çarptığınızda inanılmaz oluyor fiyat. Yani burası ucuz ama yani, bize pahalı. Uzak yani. Doğu artık bize pahalı. Evet, bize pahalı. Yani umarım bir süre sonra o bizdeki gelir ve dolar arasındaki denge tekrar bir normale gelir. Şu anda hakikaten pahalı yani ki Vietnam ucuz bir ülke. Yani doğru. Şöyle ben bir şey alırken, bir şey yerken, içerken şeyle çarpıyorum hep. Yani dolar 7 lira olsaydı diye düşünüyorum mesela. Çok farklı oluyor. 18 lira çok farklı tabii yani. Onun için maalesef bu fazla da bir şey. Bir süreç bu ama. Bu evet, bir süreç sonra. İnşallah. Her ekonominin başına böyle şeyler gelebiliyor. Şimdi bu nasıl? Maçalak değişiyorum. Maçalak değişiyor. Bana ne almıştın? Sana şey aldım. Sen pineapple seversin. Pineapple, orange. Güzel. Meyve sularını falan hep taze taze sıkıyorlar. Lezzetli. Evet, bayağı burada salatalar mesela, da öyle. Bunlara ne verdik? Ha, bunlara. 60. Şimdi 115 ise bu ikisine biz 60-70 lira falan verdik. Evet, bu iki içeceği 70 lira verdik. Ama bunlar yalnız bizim hani ülkemizde ve diğer ülkelerin birçoğunda da bunlar hazır oluyor. Bunlar hakikaten evet, siz istediğiniz zaman yapıyorlar. Hatta salatalar da öyle. Süperdi, yemek yerken salatalar da. Çok başarılı. Afiyet olsun. Evet, böyle biraz daha durdukça, mola verdikçe şey yaparız. Ama burası hep böyle yani. Size gene sokakları göstereceğiz. Hep dükkan yani. Evet, ama gene de sizle de beraber, evet, bizle beraber dolaşın istiyoruz. Satıcılar maalesef çok şey yapıyor. Yani şu anda kameranın arkasına geldi bir tanesi. Yani 10 kez aynı şeyi. Bu kadar tek bir merhaba. Thank you very much. Bayağı bir şey. Taciz var yani. Aa, burada o var evet, mesela. Maalesef. Biz Hanoi'da yoktu. Başka yerlerde görmedik. Yani, burada biraz satıcılar ama çok turistik olmuş burası. Burası evet. Yani çok. Bir de hani o bizim Mısır'da hep bir tarz vardı. Hepsinde. Ah, nereden geldin? İşte buradan. Aa, gel abi şey uyum var. Ya. Mesela Türkiye'yi, nereden geldiğinizde, Türkiye'ye anlayana daha rastlamadık. Şimdi nereden, birisi dedi, New York'a mı yakın? New York'a yakın bir tanesi. Bir tane, bugün ama bir kız dedi ki, ben biliyorum, nereden biliyorsun dedim. Dünya Kupası'nda 3. oldunuz. Aa, bravo, bak ben onu duymadım. Dünya Kupası'nda 3. yani, oldunuz, oradan biliyorum dedi. Türkiye'yi, Türkiye dediğimizi hiçbir şekilde bilmiyorlar. Yani Japonya'ya yakın mı diyor birisi, New York'a mı yakın diyor falan. Fakat İstanbul deyince böyle bir hafiften biraz, bir şey böyle çalınıyor sanki. Böyle İstanbul, o da tam değil ama gene ama İstanbul biliyorlar deyince ama. Daha bir grup biliyorlar, düşünüyorlar evet. Yani. İstanbul evet. Deyince daha bir grup düşünüyorlar. Evet, evet. Buralarda pek tanımıyorlar bizi. Bize de zaten genelde İtalya'da. Fransız diyorlar genelde. Ben çünkü diyorlar. Onlar İtalya, evet, onlar da burada eski Fransız sömürgesi olduğu için Fransız olabilme şansının daha çok olduğunu evet, hayal ediyorlar. Ama bizi peki. Bilmiyorlar, öyle diyelim. Evet. Bilinmeyen bir ülke olarak dolaşıyoruz. Biz şimdi gidiyoruz, burada molamızı da verip şeyi içelim. Sonra i̇çelim gene ve devam sonra edeceğiz. Başka bir şekilde, başka bir yerde çekiyoruz. Devam edelim. Afiyet olsun Reşim. 100 bin donk diyor ama tahminen çok pahalı diyor ama. 100 bin donk diyor yani 80 lira falan aşağı. Ama çok expensive. 80 lira çok pahalı. No, it's expensive. 100 bin çok. 50'ye indi. Tamam. Okey. Okey. Tamam. 40 lira. 40 lira. Evet, 40 lira tamam artık. Tamam verirsin. Ablalar da hemen artık evet. Bunlar öğrenmişler. Öyle bir çakıyorlar yani. Evet. Burada hemen. Hemen çakıyorlar ha. Gülmeyi de seviyorlar. Atamadık kadın. Gene de pahalı verdi bence de. Bir de fotoğraf çek bari. No, I will be just one plus one. Bir de fotoğraf çek bari. Tamam. Bu ne meyvesi Ayşegül? Liçe. Biz yedik bundan değil mi? Yedik ondan. O da çok lezzetli bir meyve. İstersen de ondan alırım olmazsa. Tamam. Nasıl yeniyor? Ellere batmıyor mu? Evet ben... Bir tane de şey. Ya.
together. Çekiyorum sizi. Evet, tekrar merhaba. Kaldığımız otelden bu videoyu çekiyoruz. Otelimiz bu eski kentin Hoyan'ın merkezine yakın. Hoyan Central zaten merkezine evet, yakın. Evet, adı da öyle, Hoyan Central. Öyle bir otel. Manzaramız da böyle bir manzaramız var odamızdan. Balkonlu bir oda. Bu kolonyal bir otel, kolonyal değil mi? Kolonyal tarzda yapılmış. Eski şehre de bir 300-400 metre uzaklıkta mı yani? Tabii 300-400 metre. Cazibe merkezinin 300-400 metre evet, uzakta. Biz memnun kaldık yani. Dün çekemedik bu şeyi. Oda da dağınık şu anda. Hepsini tam gösteremiyoruz ama. İçeri göstermiyoruz tabii. Feci dağıtıyoruz odayı. Burayı yani bir fikir olsun. Çok çünkü fiyat soruluyor yani. Ne kadar ya, ne evet. kadar. Yani ben de hep onu açıklamaya çalışıyorum. Yani bizim fiyatımızla sizin şu anda bulacağınız fiyat aynı olmayacaktır. Yani biz burayı dediğim gibi Haziran başı, Mayıs sonu Haziran Mayıs başı. Book ettik. Yani bu çok farklı. Erken rezervasyon yaptık. Erken yani. Rezervasyon. Yani 50 dolara kalıyoruz burada tabii, değil mi? 50 dolara kalıyoruz. Günlüğü. Yani mesela gezinin maliyetini soruyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Bu o kadar kişiden kişiye değişen bir şey ki. Yani ben daha evvelki bir videoda da söyledim. Uçak bileti pahalı. Yani uçak bileti ciddi anlamda pahalı. Onu indirme şansınız onu da yok. Çok yani indirme şansınız çok fazla yok. Uçak biletini halledebiliyorsanız her bütçeye göre konaklama var. Büyüklü, küçüklü. Yani burası da aslında orta karar bir otel orta değil mi? Karar lüks bir otel. Evet, çok lüks bir otel değil. O daha farklı fiyatıydı. Yani genelde de bu fiyattaydı. Yürüme yolundu. Yani genelde fiyatları da bu şekilde seçtik şimdiye kadar. Bu orta kademe bir oteldi. Çok da memnun kaldık biz. Göstereyim şurada kahvaltı falan. Şeyi, havuzu onları orada. Onları da göstereyim. Kahvaltı mesela kahvaltımız orada. Burada aşağıda ağaçların İlk altında. Geniş güzel bir kahvaltısı vardı. Otelin kompleksi bu. Bu binalar eski binalar tabii. Onlardan bir otel yaratmışlar. Havuzumuz biz da böyle. Biz memnun kaldık. Ben memnunum bu otelden. Evet, memnun kaldık buradan. Yani tavsiye temiz, ederiz. Temiz, güzel. Konumu çok iyi. Konumu çok iyi. Biz memnunuz. Evet, Hoyan Central Otel. Hoyan Central Otel'deyiz. Evet. Merak eden olursa internet üzerinden booking.com'dan veya hotels.com'dan otelle ilgili bilgilere ulaşmanız mümkün. Ama bizim erken rezervasyonumuz vardı. Şimdiki fiyatlardan oldukça farklı olduğunu biliyoruz. Kendinize iyi bakın. Videolar geliyor Hoyan'la ilgili. Görüşmek üzere. Evet, dün gece Yes. Spy kamera. Very nice. Yeah. Dün akşam üstü I see. I don't look the picture. I don't see. Evet, dün dikildi, bugün dikildi fakat buranın adresini bulmak çok zordu. İki şubesi var. İki şubeden bir tanesi ta aşağıda, bir tanesi burada. Two shop. Yeah. It's very difficult for us. Before you come in the outer world. Yeah. Evet, şimdi sahildeki ev çıktığı an. Evet. Güzel oldu ve bol yapmış pantolonu. Bol, sen seversin. Şu sadece çok uzun. O keseriz, o dert değil o. Keseriz, bağlarız. Şimdi uzaktan çekeyim Ayşe'yi. Evet, böyle bir şey oldu. Keten bol paça istemişti. Bir de onun üstüne ceket. O ceket zaten dün vardı. Pantolonu bugün diktirttirdik. Yeah, take a picture. Thank you very much. Güzel olmuş hakikaten. Yes, cousin. Yes, cousin. Good. Good job. Ya Ayşem, güzel bir de karşına çekeyim seni. Evet Ayşe, tam senin istediğin gibi bol paça. Aynen, evet. Evet, evet, aldık kıyafetimizi. Darısı benim gömleğime. Ayşegül'ün işi bitti. Beğendin mi Ayşem? Beğendim. Tamam. Güzel oldu. Güzel. Veriyorum parasını o zaman. Çok rahat giyeceksin onu. Boyu da iyi çünkü genelde Türk bizim memlekette aldığınların boyları hep kısa kalıyordu sana. O iyi olmuş. O zaman tamam. Bravo kazın. Ayşe bir göreyim ya, bir görelim seni ya. Hah. Evet. Evet. Hoppa. Bitti. Yes. Thank you very much.
Thank you very much, ladies. Inside? Nobody. People like to show the boobies. Yes. Şimdi sabah Behçet için sipariş verdiğimiz gömleği almaya geldik. Hemen dikmişler, hazırlamışlar. Bakalım nasıl olmuş. Bekliyoruz. Rengi çok güzeldi ama. Evet. Oo, çok başarılı. Çok. Rengi de harika olmuş. Çok başarılı değil mi? Evet, rengi de çok güzel. Hiç bu renk bir şeyin yoktu. Evet. Çok. Hakikaten yaka çok güzel. Yakası değil mi bu? Bu yakadan evet bizde çok fazla vardı. Bu. Şimdi çok yapmıyorlar bizde evet. Ne yaka deniyor bilmiyorum, bilmiyorum ama çok ana başarılı. Anamadık geçiyorum ben ama yanlış olma ihtimali çok yüksek. Çok başarılı. Rengini ben de çok beğendim. Bak, mucize var. Çok başarılı. Teşekkür ederim. Thank you. İyi ki bu renk yaptırdın. Çok evet, güzel evet, oldu. Good. Thank you. Tamam, bunu da kapat. Bir de böyle bakalım değil mi? Ben de bakayım kendime. Hep beraber görelim birbirimizi.